Zorlu'dan gitti değil mi? Evet. Enteresandır. Tesadüf mü? Orada bir otel var hocam. O otelde konakladı Galatasaray ama daha önce de kalmış. Kalmış yani ya. Bu Zorlu toplantısından daha önce de uğurlu Galatasaray orada kalmış. Uğurlu geliyor köprü herhalde. Bağlantısı evet, hemen o otelde kalmış. Uğurlu geliyor herhalde. Hatta köprü bağlantısında eski başkan Sayın Dursun Özbey'in de bir biliyorsunuz oteli vardı. Orada kalınırdı ama şimdi tabii Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yönetimi arasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Ona en yakın bir otel olarak orası seçilmiş de olabilir. Belki de kasıt da olabilir. Onu bilmiyoruz. Tabii. Ondan evvel Adnan daha Bey'in belki otelde vardı. Kalıyorlardı. Bize yakın gazetenin yakın otelde kalıyorlardı. Bizim gazetenin sabahın yanında Adnan Bey'in de oteli var. Valla evet. Allah insanın kalbine göre Adnan veriyor. Bey'in oteli her zaman şimdi. Mustafa Cengiz'in de kalbine göre böyle bir galibiyet 20 sene sonra bu kadar baskı altında eleştiriliyor. Böyle bir galibiyete imza attı kendi kulüp başkanlığı döneminde çok önemli. Yani iki tane de üst üste iki sezonda gelir gelmez de şampiyonluk. Mustafa Mandev Florya'da sözü ona bırakıyoruz. Teşekkürler Serkan Korkmaz. İyi yayınlar dileyelim. Galatasaray kafilesi an itibariyle Flora Metin Oktay tesislerine geldi. Fakat yaklaşık 5 dakikadır otobüsü görebiliyoruz ama otobüsün buraya ilerlemesi çok zor. Yaklaşık burada 2000, 3000 hatta 4000 kadar Galatasaray taraftar olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 saattir burada takım otobüsünü bekliyorlar coşkulu bir şekilde. Yıldırım ailesi de bize evini açtı. Bu güzel görüntüleri vermemizi sağlıyorlar. Şu anda kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim. Takım otobüsünü göstersin. Gerçekten burada Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlarcasına bu galibiyeti kutluyor. 20 yıl sonra gelen bu galibiyet sonrasında Florya Metin Oktay tesislerinde çok çok büyük bir coşku olduğunu söyleyelim. Herhangi bir taşkınlık çıkarmadan Galatasaray taraftarı sadece galibiyeti kutluyor. 3-1'lik skor sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay tesislerine akın etti ve şu anda meşale dumanlarından otobüsü görmekte dahi güçlük çekiyoruz. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir ortam var burada. Galatasaraylı taraftarlar adına 20 yıl sonra gelen galibiyet sonrasında bu coşkuyu tabii ki herkes bekliyordu ama belki de bu kadarı beklenmiyordu. Yarın iş günü olmasına rağmen saat şu anda 23.15, saatin geç olmasına rağmen Galatasaray taraftarları Florya Metin Oktay tesislerinde takımlarını karşılıyorlar ve şu anda da İmparator Fatih Terim tezahüratları. Fatih Terim de otobüsün önüne doğru gelip taraftarı selamlayacak birazdan. İdare direktör yardımcısı Mert Çetin şu anda kendisine işaret yaptı ve Fatih Terim şu anda takımı orada selamlıyor. Ben de elimden geldiği kadar görebildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten Flora Metin Oktay tesislerinde yer yerinden oynuyor desek yeridir. Yaklaşık 3000-4000 civarı Galatasaray taraftarı takımlarını çok çok büyük bir coşkuyla karşıladılar. İmparator Fatih Terim tezahüratları eşliğinde Galatasaray takımı Flora Metin Oktay tesislerine girişini yapmak üzere. Gerçekten futbolcular da ellerinde cep telefonlarıyla şu anda bu anı ölümsüzleştiriyorlar. En önde öyle zannediyorum ki Ahmet Çalık. Evet, Ahmet Çalık en önde bu anı ölümsüzleştiriyor. Yine Abdurrahim Albayrak da otobüsün içinde. Şu anda Flora'dan sorumlu görevli de taraftarların yolu açması için anons ediyor. Taraftarlar açıkça söylemek gerekirse pek de yolları açmaya niyetli değiller. Çünkü bugünü bu anı çok uzun süredir bekliyordu Galatasaraylı taraftarlar. Bizler de basın mensupları olarak buradaki yerimizi aldık. Bu büyük coşkuyu canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Gerçekten takım otobüsündeki herkesin elinde cep telefonu ve bu anı ölümsüzleştiriyor Galatasaray teknik heyeti. Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik galibiyetin ardından hem stadyumdaki taraftarların önünde kutlamalarını yaptılar. Şimdi de Flora Metin Oktay tesislerindeki bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Alemin kralı geliyor tezahüratları eşliğinde takımlarını karşılıyor. Galatasaray taraftarı şu anda Mert Çetin'in elinde. Megafon mikrofonu Mert Çetin'in elinde ve taraftardan yolu açması için
ricada bulunuyor. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var burada. Dileriz ki kimse ezilme tehlikesi atlatmadan, yaşamadan bu anı atlatırlar. Galatasaray takım otobüsü artık tesislerin kapısına çok yaklaştı diyebiliriz. Arabaların üstünde de Galatasaray taraftarlarını görüyoruz. Kaldırımların üzerinde Galatasaray taraftarlarını görüyoruz. Bizler açıkçası burada kendimize yer bulamadık. İmdadımıza Yıldırım ailesi yetişti. Onlar bize kapılarını açtı ve bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. İşte Galatasaray takım otobüsü buradan yine bu coşkuyla çıkmıştı. Sarı kırmızılılar ve yine aynı coşkuyla Florya'da Metin Oktay tesislerinde 3000-4000 civarı taraftar tarafından karşılanıyorlar. Otobüsün içine baktığım zaman Ahmet Çalık'ı görebiliyorum. Hemen arkasında Marcao oturuyor. Bugün penaltı yaptıysa da o da galibiyette önemli bir rol oynadı. Ve en önemlisi herkesin yüzü gülüyor. Şu anda takım otobüsü gerçekten tesislere girmekte büyük zorluk yaşıyor. Abdurrahim Albayrak da hemen orada ön koltukta oturuyor. Otobüsün en önünde gördüğümüz isimler şimdilik bunlar. Meşaleler yanıyor tabii. Ardı ardına meşaleler yanıyor. Abdurrahim Albayrak da şu anda bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Çok büyük bir sevgi seli olduğunu söyleyebiliriz. Abartmış olmayız. Gerçekten burada Florya Metin Oktay tesislerinde yer yerinden oynuyor. Galatasaray taraftarı takımlarını çok büyük bir coşkuyla karşıladı. 20 yıl sonra, yaklaşık 20-21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyeti sonrasında Florya Metin Oktay tesislerinde çok büyük bir coşku olduğunun altını çizelim. Az önce de belirtmiştik, yarın iş günü olmasına rağmen, saatin ilerlemiş olmasına rağmen Galatasaray taraftarı büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle takımını işte tam da bu şekilde karşılıyor. Davullar, zurnalar, meşaleler eşliğinde, tezahüratlar eşliğinde Galatasaray taraftarı takımını karşıladı. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim. Şurada da bir görüntü var. Şu anda aracın üzerine çıktı Galatasaray taraftarı ve onlar da otobüsü bu şekilde karşılıyorlar. Dileriz ki kimsenin herhangi bir yaralanma, herhangi bir sakatlık yaşamadan bu anlar biter. Hatta şu anda Mert Çetin aracın üzerindeki taraftarlara oradan inin diye bir harekette bulundu. Şu anda Galatasaray taraftarı tesislerin içine girmek istiyor. Fakat güvenlik gerekçesiyle tesislerin kapısı açılmıyor. Gerçekten daha önce Florya Metin Oktay tesislerinde çok kez bu tip atmosferler oluştu ama şu anda Galatasaraylı futbolcular da şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Çok yaklaştı şu anda takım otobüsü Florya Metin Oktay tesislerine. Yaklaşık 10 dakikadır biz yayındayız. 10 dakikada belki de 500 metre ancak ilerleyebilmiştir Galatasaray takım otobüsü. Bunları, buradaki kalabalığı, buradaki atmosferi daha iyi anlatmak adına aktarıyorum sizlere. Galatasaraylı taraftarlar şu anda otobüsün etrafını sarmış durumdalar. Serkan Korkmaz, gerçekten çok büyük, çok güzel bir atmosfer var burada. Aracın üzerindeki taraftarlar da indi. Şimdi o araç oradan çıktıktan sonra, polis aracı öyle zannediyorum ki, o araç çevik kuvvet aracı olsa gerek. O araç oradan çıktıktan sonra Galatasaray takım otobüsü de tesislerin içine girmiş olacak. Şu anda Abdurrahim Albayrak megafonu eline aldı ve taraftardan rica ediyor yolu açmaları konusunda. Ama tabii taraftar da çok heyecanlı, çok mutlu. Onlar da mutluluklarını, sevgilerini bu şekilde gösteriyor futbolculara ve teknik heyete. Galatasaray taraftarı şu anda Florya Metin Oktay tesislerinde takımlarını karşılıyorlar. 3-1'lik net galibiyet sonrasında Galatasaray taraftarı Florya Metin Oktay tesislerine akın etti adeta. Burada yaklaşık 3000-4000 kadar Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda otobüs çok yaklaştı. Kapı da biraz açıldı. Futbolcular, teknik heyet, idari direktör yardımcısı Mert Çetin
taraftardan rica ediyor. Spor şube ekipleri de şu anda otobüsün tam önünde. Onlar da güvenli bir şekilde yolu açmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Galatasaray takım otobüsü Florometin Oktay tesislerine geldi ama bir türlü içeri giremiyorlar.